Samsun Spor Futbol Takımı kafilesini taşıyan otobüs havzada kamyonla çarpmıştı. İnanılmaz bir hava vardı. Kötü günlerdi tabii. Yani arkadaşlarımızı kaybettik orada. Ferhan Kestanlıoğlu'nda, o da saatlerini kontrol etti. Kalecilerden işaretini aldı ve... Trafik faciası yaşandı öğleden önce. Sayın seyirciler, Samsun Spor Futbol Takımı kafilesini taşıyan otobüs havzada kamyonla çarpmıştı. 1989, Türk futbol tarihinin kara günü. Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı. Deplasmanıydı. O zamanlar şimdiki gibi böyle uçak seferleri yoktu. Sürekli kendi kulübümüzün otobüsüyle beraber seyahat etmek zorunda kalıyorduk. Samspor Malatya deplasmanına gideceği hafta kaza yapmıştır. O gün de şöyle bir şey, hava yine böyle kış havası, karanlık böyle günün ortasında. Sanki hava karardı. Bir saat, bir buçuk saat sonra işte havzaya çok sisli, puslu bir, karlı bir kış günüydü. Yaklaşık 10-10-15 sularında kaza yaptık orada. İşte saat 10'da, 11'de. Samsporumuzun da kaza yaptığını duyduk. Bütün vatandaşlar hastaneye koştu. İşte Samsun! İşte Samsun Spor taraftarı! Her 20 Ocak'ta biz anıyoruz, takım olarak, şehir olarak, kapsamlı bir şekilde unutmadık, unutmayacağız. Yaşadığım sürece her günümüz onlarla beraber, hemen hemen her gün onlardan bahsederek arkadaşlarla futbol camiasında onları hala anmaya devam ediyoruz. Kötü bir günde onu da siyahla beraber, kırmızının yanına, kırmızı beyazın yanına bir siyah koyarak o günü anımsatmak, o günü unutmamak için koyulmuş bir güzel bir fikirdi bana göre. Bir, iki, üç.
kulübün bir de en kötü günde ya nasıl derler, amatör üstte bile kaldırımda destekleyecek taraftarı vardır bu kulübün. Öyle kulüplerine bağlıdır ve Samsunspor'u severler. Yaşatmak için elinden geleni yapar bizim şehrimiz. Her sene olduğu gibi bizim hakikaten arkamızda çok güçlü duruyorlar. Bu sene de öyle durdular. Kazada da durdular. Kazadan sonra duruyorlar. Bu takımın başarılarında çok büyük rol oynuyorlar. Deplasmana giden arkadaşlarımızla birlikte rahmetli Muzaffer, hatta bir maçta deplasmana gittiğimizde gar fırtına olduğu bir günde gördü bizi. Bizlerin arkadaşlara dedi ki, biz paramızla bu sporun peşine gidiyoruz. Paramızı kazanmaya gidiyoruz. Siz neyin peşine geliyorsunuz diye. Biz de sevgimizin peşine gidiyoruz. Sevdamızın peşine diye. Böyle bir espri geçtiydi aramızda. Babam diyordu bana, Samsun Spor olmak istiyordum. Üzülürsün diyordu. Kendimden pay alarak düşünüyordum. Sen çok üzüldün, çok ağladın. O bari ağlamasın, o bari üzülmesin. Ama ben Samsun Spor oldum ve bundan da gurur duyuyorum. Çok gurur duyuyorum.